Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu ikinci videomuz. Peki ilk videoda neler yapmıştık? Dilerseniz kısaca hatırlayalım. Diyoruz ama tarih nedir? İsterseniz önce biraz bundan bahsedelim. Tarih, geçmişin bilgisidir, değil mi? Eğer biz tarihe bilim diyorsak, tabii ki belgedir. Edward Halit Carr, tarihin tanımını yaparken şöyle söylüyor. Tarih, geçmişle bugün arasında bitmez bir diyalogtur. Evet, tarihin olmazsa olmazı insandır. Ancak bir başka olmazsa olmazı, eğer biz tarihe bilim diyorsak, tabii ki belgedir. Belgesiz tarihçilik olmaz, diyor Halil İnalcık. Ne demiş Ulu Önder Atatürk? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Eğer yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır. Peki ikinci videomuzda neler yapacağız? Demiştik ya tarih sohbetleri yapacağız diye. Dilerseniz başlayalım. Bir insanın isminin kaderini etkilediğine inanır mısınız? Bu ana kadar inanmıyorsanız bile bundan sonra inanmaya başlayacağınız bir kişiden bahsetmek istiyorum. Gavrilo Princip. Prensip müjdecisi anlamına gelen Gavrilo Princip tam isminin karşılığını veren bir insan. Resmi tarih kitaplarının 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı milliyetçi tarafından öldürülmesiyle başlar Birinci Dünya Savaşı dediğini okumuşsunuzdur mutlaka. Evet, Birinci Dünya Savaşı aynen böyle başlıyor. Peki bu satır arasında kalan Sırplı milliyetçi kimdir? İşte Gavrilo Princip. Bugün onu konuşacağız. Peki neler yapmış Gavrilo? Bakalım isterseniz. ...1894 Bosna Hersek doğumlu olan Gavrilo Princip, söylenildiği gibi bir Sırplı milliyetçidir. Yani Panslavist ideallerle hareket eden, Panslavizme yani Büyük Slav Birliği'ne inanan bir insandır. Öyle ki Avusturya-Macaristan yani dünyada Pancermenizm idealinin liderliğini yapan Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand ve eşinin Saraybosna'ya ziyaretinden rahatsızlık duymuşlar. Üç arkadaş bir suikast planlamışlar. Gavrilo Princip ve iki arkadaşı. Aslında Gavrilo Princip geri plandadır. Ancak bakın tarih onu ne noktalara getirecek. Franz Ferdinand ve eşi Saraybosna'yı gezerlerken bugünkü Mostar Köprüsü'nün yakınlarından geçerler ve Gavrilo Princip'in arkadaşlarından olan Çaprinoviç elindeki el bombasının pimini çekerek arabanın yakın yerine doğru fırlatır. Arabalarına çok yakın bir yerde bomba patlamasına rağmen en ufak bir yara almadan Franz Ferdinand ve eşi bu suikastten kurtulurlar. Anlaştıkları üzere Çaprinoviç elindeki siyanürü içer ve nehre atlar. Ancak hem siyanür bozuk çıktığından hem de nehrin debisi çok alçak olduğundan hiçbir şey olmadan polislere yakalanır. Diğer iki arkadaş telaşa kapılırlar ve ormana doğru kaçarlar. Birkaç saat sonra Gavrilo Princip acıkmıştır. Yemek yemek üzere bir restorana gider. Bu arada Franz Ferdinand ve eşi de tabii ki büyük korkuya kapıldıklarından otellerine çekilmişlerdir. Ancak birkaç saat sonra tüm yetkililerin uyarılarına rağmen Saraybosna gezisine devam etmek istemişler. Ve tam da Gavrilo Princip'in restorandan çıktığı anda onlar da arabalarıyla caddeden geçmektedir. Gavrilo Princip, Franz Ferdinand'ın arabasını fark eder. Hemen silahına davranır ve ateş eder. İşte o anda Franz Ferdinand vurulur. Hatta onun bedeninden çıkan kurşun hamile eşine de saplanır. Ve her ikisi de olay yerinde can verirler. Evet, bizlere hep bir paragrafla söylenen Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı milliyetçi tarafından öldürülmesi olayı bu şekilde gerçekleşmiştir. Peki bu olay koskoca bir Birinci Dünya Savaşı'nın
Yani koskoca bir dünya savaşının başlamasına yeterli miydi? Kimdi Franz Ferdinand? Franz Ferdinand, evet, bir veliaht, Habsburg hanedanının bir veliahtı. Ancak çok da kıymet görmeyen bir veliaht. Neden derseniz, Franz Ferdinand hanedanın onaylamadığı bir evlilik yaptığı için taht adayı değildi. Yani Avusturya-Macaristan gözden çıkardığı bir veliahtın öldürülmesini abartarak bile isteye bir dünya savaşına neden olmuştur. Ve Gavrilo Princip, onun başlattığı dünya savaşı 14 milyon insanı bu dünyadan alıp götürdü. Savaşların anlamsızlığını, savaşların acımasızlığını burada anlatmaya gerek yok galiba. Ama bakın, küçücük bir kıvılcım kocaman bir dünya savaşına nasıl neden olabiliyor? Gavrilo Princip. Prensip müjdecisi. Bugün Sırbistan'da heykeli var. Neden? Çünkü panslavist idealleri uğruna canını hiçe saymış bir kahraman onlara göre, değil mi? Evet, Gavrilo Princip 1918 yılında bugün Prag'da bulunan hapishanesinde henüz 24 yaşındayken tüberkülozdan ölüyor. Ancak o öldüğü yıl dünyada 14 milyon insan bir şekilde onun başlattığı savaşın sonucunda bu dünyadan ayrılmış oluyor. Evet, bugün anlattığımız tarihi olaydan da yola çıkarak diyebiliriz ki tarih bilinenin ötesinde çok büyük gizler taşıyor. Onları birlikte konuşacağız. Bir sonraki videomuzda yine çarpıcı bilgilerle sizlerle bir arada olmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.